Amerikan enflasyon verisi sonrası dünya borsalarında %3'e yakın satışlarla haftaya başlıyoruz. Beklentilerden yüksek gelen enflasyon verisi sonrası, Fed faiz artırım patikası dikleşip, tahvil faizleri 15 puana yakın erterken dolar endeksi %1'den fazla güçlendi. Enflasyon verisi sonrası, Haziran ve Temmuz ayı için 50 bas puan olan faiz artış beklentisi değişmezken, Eylül ve Kasım ayları için beklenti toplamda 100 bas puanı yükseldi piyasalar 2023 Şubat toplantısına kadar FED’in faizleri 250 bas puan artırmasını bekliyor. Piyasaların tepkisi Amerikan ekonomisinde sert bir yavaşlamanın fiyatlanmaya başladığını gösteriyor. Verim eğrisinde 15 yıl faiz farkı negatife dönmüş durumda. Para politikasının sıklaşmasına ve yavaşlamaya duyarlı banka, havacılık, otomotiv, teknoloji ve demirçelik hisseleri endekse göre daha sert değer kaybediyor. Vadeli piyasalardaki satışlarla S&P 500 kritik 3850 desteğinin altına indi. Gün içi tepki alımı görmezsek S&P 500 ayı piyasasına girecek. Bu hafta çarşamba günkü FED toplantısında 50 bas puanın üzerinde bir faiz artışı yapılırsa piyasadaki sert satışlar devam edebilir. Enflasyon beklentilerinin arttığı, büyüme tahminlerinin aşağı çekildiği, tahvil faizlerinin yükseldiği ve doların güçlendiği mevcut konjonktür, gelişmekte olan piyasalar için kötü haber. Borsa İstanbul, ucuz değerlemesi, düşük yabancı payı ve finansal baskılamadan kaçan yerleşik yatırımcının hisse senedini önermesi sayesinde dünyaya göre daha iyi dayanıyor. Ancak bu faktörler endeksi bir yere kadar ayrıştırabilir. Dışarıdaki deli dalgalara dayanmamız zor. Borsa İstanbul'un dünya borsalarına paralel sert kayıpla haftaya başlamasını bekliyoruz. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 2490 ve 2590. Küresel satışlara paralel demirçelik ve havacılık hisselerinde endekse göre daha sert kayıplar görebiliriz. Cuma günü dünyada %4'e yakın artan altın hisseleri, koza grubu hisselerinin pozitif ayrışmasını sağlayabilir. Var olan kapasitenin başka modellerle doldurulacağı haberi üzerine TOFAŞ hisseleri piyasadan pozitif ayrışabilir. Endeksteki gerilemeleri genelde alış fırsatı olarak görme eğilimindeyiz. Orta vadeli yatırım yapan, kaldıraç kullanmayan ve oynaklığa karşı duyarlılığı sınırlı olan yatırımcılar için Borsa İstanbul cazip fırsatlar sunuyor. Ancak Amerikan piyasalarının ayı piyasasına girdiği kötü senaryoda piyasa oynaklığı daha da artabilir ve fırsat penceresi uzun süre açık kalabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.